Tekrardan sevgili dostlara söyleyeyim, karşımızda Buket Orhan var. Buket hoş geldin, sefalar getirdin. Sen de uzun bir aradan sonra bizlerle berabersin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, bugün güzel bir konumuz var. Şubat ayının içindeyiz. Ve beklenmeyeni bekle diye bir kovanın böyle genel bir enerjisi var. Seninle de bu konuya iyi bir aydınlığa ulaştıracağımıza eminim kendi namıma. Şubat ayı ve bu yeni ay nasıl bir enerji Buket? Şimdi kovayı biliyorsunuz, özgürlük demek. Özgürlük naraları atacaklar. Mesela kova çağına da zaten 2020'de Satürn-Jüpiter kavuşumuna girmiş olduk. Kolektif anlar anlamaz ama önce bizi evlere bir tıktı Satürn-Jüpiter kavuşumu. Bizim para anlayışımızı, artık hani çalışma anlayışımızı değiştirdi. Bizi birazcık daha dijitale yönlendirdi. Uzay konuları zaten gündeme geldi. Şu an bir kova çağının içindeyiz. Ayak uyduranlar ve uyduramayanlar olarak ikiye ayrılacağız. Ayak uydurabilen ülkeler hani birazcık daha çabuk buna geçerken, uyduramayanlar birazcık daha krizde geçecek gibi gözüküyor kova çağında. Önümüzdeki 3 gün zaten biz Güneş-Uranüs etkisi altındayız. Yani bir kare etkisi altındayız ki biz bu enerjiye de böyle giriyoruz. Yani kova yeni ayı da zaten Güneş-Uranüs etkisiyle giriyor. O yüzden diyoruz beklenmeyi bekleyin. Ama kovanın iki yöneticisi birden sıkıntılı yerde. Yani iki tane yöneticisi var. Biri Satürn, klasik yöneticisi, diğeri modern yöneticisi Uranüs. Ve Uranüs'e kare yapıyor. Satürn de bizim dip nokta dediğimiz aslında biraz stresli bir yerde. Yani dip nokta haritalarda hani baktığımızda 12 tane ev diyoruz ya, ama 1. 4. 7. ve 10. evler bizde aslında asıl etkiyi veren yerlerdir. Böyle bir sıkıntı var. Uranüs'ün ani olayları gündeme getirdiği gibi elektrik kesintileri, uzayla ilgili konular, Merkür buraya geçiyor, kovaya geçiyor. Yani kovaya geçti, Mars geçecek, arkasından Venüs geçecek. Biz tam bir kovalis talimi yaşıyoruz şu anda. Ve hepsi ilk girişte de Plüton'la kavuşacak. Yani çok güçlü bir enerjiden bahsediyoruz. Bu yüzden birazcık hani beklenmeyeni beklemek gerekiyor. Ama özellikle finansal konular, parasal konularda biraz halkların hareketlenmesi, çünkü 11-5 aksını etkiliyor, 11. ev temsil ediyor kova, yani toplulukları, dernekleri, işte spor kulüpleri ama taraftarları, sosyal gruplar olduğu gibi aynı zamanda işte kurumlar, dernekler, bunları etkilediği için biraz da halkın tepkisi. Yani artık daha önce Plüton Oğlak burcundayken yönetimlerin baskısı çok büyüktü. Şimdi aslında halklara geçiyor. Ya birazcık burada biz protestolara falan daha çok görebiliriz ki geçtiğimiz hafta da zaten Avrupa'da bir çiftçilerin bir ayaklanmaları vardı. Uranüs'ün boğada olması tarım, toprak, gıda, zam konularını gündeme getirecek. Kova'daki Uranüs'e olan etkide bu konularda bir ayaklanma, yani protestoların artacağını da gösteriyor. Bugün Türkiye'de de buna benzer traktörlerle yapılan bir eylem gördüm sanki Instagram'da, dikkatimi çekti. İnsanlar traktörleriyle bugün eylemler yapmışlar ama neresiydi tam olarak hatırlamıyorum. Yani yavaş yavaş aslında Türkiye'de de bu tarz eylemlerin de başlayabileceğini görebilir miyiz Buket? Ya bizim 2-8 aksımızda oluyor zaten bu. 2-8 aksımız ve hani Uranüs bizim 11. evimizde, sosyal gruplar alanımızda ve 8. evimizde. Yani aslında şöyle bakma, bankacılık, maliye, hazine, finans, toplu ölümler alanımızda bir Plüton var. Yeni ay bizim 8. evimizde oluyor. Yani bu konularla ilgili gündemler olabilir mi? Olabilir. Yöneticilere baktığımız zaman biri 11. evinde, biri 9. evinde. 9. evindeki senin güney ay düğümüne doğru ilerliyor. Anayasaya değişikliği verebilir. Bu konuda dış ticaret, ithalat, ihracat konularında kısıtlamalar verebilir. Aynı zamanda Yargıtay'la ilgili konuları verebilir. Uranüs'ün 11. evinde olması halkın da hani bu konulara, zam konularına ya da işte maliyeyle ilgili konulara ya da yeni vergilere, çünkü 9. ev vergileri de ilgilendirdiği için tepki göstereceğini söyleyebiliriz. Evet, son dönemlerde vergilerde de artışlar gözlemleniyor. Hatta geçen gün kimle konuştum?
Yaptığımız alışverişte dedi böyle 500 TL gibi bir vergi alınıyormuş gibi bir serzenişle karşılaşmıştım. Anladığım kadarıyla vergilerde artış artık giderek yansımaya başladı. Artacak zaten. Ya ama bizim tabii 2.8 aksında olması bizi birazcık daha çok etkiliyor gibi duruyor. Peki senin mottona göre 2024 yılının ana teması genel, hem globalde sorayım hem Türkiye açısından sorayım. Yani 2024'ün ana teması sence nedir? Hani şu madde top 10'da benim için bir numara dersen var mı böyle bir madde? Ekonomidir, doğal afetlerdir, siyasettir? Siyaset, biz bayağı bir siyaseti konuşuruz. Yani seçimden sonra da konuşuruz. Yani bizde bir değişim var, büyük bir değişim olduğunu söyleyebilirim. Ama hani biz bayağı bir konuşuruz bu konuyu. Ama 2025 bizim için birazcık daha iyi bir yıl. Satürn Koç'a geçmesini bekliyorum açıkçası. Hani Satürn Koç'a geçmesi biraz bizi rahatlatacak. Neptün de Koç'a geçecek çünkü. Birazcık aranılan bir ülke olabiliriz biz 2025-2026. Ama 2024 bizim için hem ekonomik anlamda hem dış ilişkilerimiz anlamında bizi biraz yoracak gibi. Biraz sınırlarımızı da korumamız gerekiyor bizim. Yani sınırlarla ilgili konularda, göçmen konuları, sınırlarla ilgili konularda. Çünkü 9. evimizde bir Satürn var. Bu konularla ilgili birazcık bizi zorlayabilir. Ama onun dışında 2025'e hani çıkarsak iyi gibi gözüküyor. Peki bu yeni ay ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yani bu enerjiyi biz bu kadar kova enerjisini kaç gün hissedeceğiz? Biz yeni ay enerjisi içindeyiz zaten. Zaten bugün Güneş Uranüs etkisini aldık. Ani olayları bekleyin yani hayatlarınızda ya da hani ülke çapında da bekleyebiliriz tüm dünya genelinde. Uranüs boğada olduğu için daha retrosun hani şu an durağın düze geçmedi ama gene de hareketlilik verir mi? Deprem hareketliliği, toprak hareketliliği verir mi? Verebilir çünkü Plüton'u da biliyorsunuz yeraltı krallığı, biz yeraltı krallığı diyoruz. Toprak hani yer altındaki her şey onunla ilgilidir işte mafya konuları, toprak kaymaları. İşte yer altındaki hazineler. Ama şöyle güzelliği de var. Bu Uranüs karesi. Hani Güneş Uranüs karesinin. Şimdi 8. evde olduğunda 8-12 aksı genelde şeydir. Hani gizli kalmış şeylerdir. Uranüs'ün 11. evimizde olması halka hani gizli kalmış bazı. Mesela Göbekli Tepe bulunmuştu ya. Hani bunun gibi konular tekrar gündeme gelir. Yine tekrar bir yer bulunabilir. Bununla ilgili konular, yeni keşifler yapılabilir, yeni icatlar yapılabilir. Ama ekonomik anlamda zor bir süreç olduğunu söyleyebilirim kova yeni ayının. Peki elektrik kesintisi gibi ya da uzun vadeli bir elektrik kesintisi bekliyor musun? Evet, Uranüs bu. Yani Uranüs, şimdi zaten kova biliyorsunuz ki Uranüs yönetiyor. Uranüs'ün etkileri zaten çok güçlü. Elektrik, nükleer, santraller, patlamalar, Uranüs'ün bir aniden gündeme gelecek yıldırımlar ki kova yeni ay olduğu için havanın Satürn yen de bir düşünün. Satürn de balıkta havaların ani sertleşmesi demek. Fırtınalar çıkması demek. Yani bizde tsunami olur mu bilmiyorum ama dünya çapında tsunamileri de gündeme getirebilir. Havaların sertleşmesi demek. Evet elektrik patlamaları, güneş patlamaları zaten oluyor. Ama elektrikle ilgili uzun vadeli kesintiler olabilir. İnternette kısıtlamalar da gelebilir. Kolektifi ilgilendiren konularda. Ki burada Merkür ile Jüpiter'in de bir karesi var. O yüzden herkes işte internette yazdığına, söylediğine. Çünkü birçok insan görüyor. Hani birebir konuşmuyorsunuz. Jüpiter'in abartması, Merkür'ün orada hani fikirlerin özgürlüğünü savunanlar biraz zora düşürebilirler. Öyle biraz dikkat edilmesi gereken bir süreç olacak maalesef. Peki hiç olumlu hani bunların günün sonunda ya da eninde sonunda güzel bir tarafa evrilecek bir enerjisi var mı? Yoksa genel olarak olumsuz kareler hani senin söyleminle kare açılardan kaynaklı hep böyle olumsuz mu bu ayı böyle değerlendirmeli miyiz? Kare açılar Mars'ın açılar aslında orada bir enerjinin hani sabit bir enerji var. Kova sabit burç. Boğa sabit burç. Bir tanesi boğa daha da sabit burç. Yani boğanın inadını kırmak çok zor. Gene kovada bir yenilik var. Hani değişime bir açıklık var.
yöneticileri bakımından, ama boğada yok. Boğa daha güvence isteyen taraf. Hani güvenlik de ön planda olacak. Ve 8-11 aksında olduğu için topluluk ve 8. ev. Yani ölüm konuları topluluklarda, hani çok kalabalık ortamlarda da bu süreçte bulunmamak lazım. Gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde dikkat etmek gerekiyor. Yani onun, şimdi Plüton da orada, onunla hesaba katarsak. 14 mu? Evet. 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde Mars'ta zaten Plüton'la kavuşacak. Çok da hoş bir gün değil. Mars'ı biliyorsunuz öfkedir. Plüton da hani tutkudur. Aynı zamanda dönüştürücüdür ama yeraltı krallığında hani patlamaları gündeme getirir. Manipülatiftir ikisi de. Hani manipülasyon yaparlar. Kolektifi burçta olmaları, Uranüs'e kare yapmaları, burada provokasyonlara gelmek de demek. Dikkat etmek lazım. Ama genel etkisi Marsiyen bir açı olduğu için burada sabit enerji, değişebilirsen, esnek olursan, yeniliklere açık olursan, yani yeni bir kanunu da çıkarabilirler. Açık olursan, değişime direnmezsen daha kolaylıkla atlatılabilir. Yani anladığım kadarıyla sakin kalmakta, gözlemlemekte, ne oluyor, ne bitiyor diye oturduğumuz yerden kendi başımıza hayıflanmakta ya da yorum yapmakta fayda var. Burada ani öfke verebilir. Hani birden bir öfke verebilir ani. Çünkü Merkür de burada. Fikirlerini özgürce ifade etmek isteyebilirsin. Ama Jüpiter karesi var. Yani abartılı durumlar meydana gelebilir. O yüzden herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Yani şimdi Jüpiter inançlarsa, Merkür de kolektif alanda siyaset demek. Yani inancınız, siyasi görüşünüz ne olursa olsun, bunu sosyal medya hesaplarından hani abartılı şekilde, saldıracak şekilde ya da hani fikirlerinizi diretecek şekilde yazmayın. Yani başınıza iş açabilirsiniz. Yani bu kare öyle bir kare değil. Sübliminal mesaj vermekte fayda var. Direkt değil, indirek. Yani aynen öyle. Birazcık daha dikkat etmek gerekiyor. Yani orada ani bir sinirle, ya sen ne diyorsun da işte şöyle de böyle de, bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü tepkiler de, hani mesela bazen bakıyoruz işte hani yürüyüşümüz var, şuyumuz var falan, artık o devir bitti. Yani sosyal medya hesaplarından yapılıyor artık bu. Evet. Yani tepkiler de artık oradan, biz kova çağına girdik. Yani tepkiler de artık oradan veriliyor. İnsanlar tepkilerini oradan gösteriyor. Yani bunlara gelmemeye çalışsınlar. Önemli olan birazcık da bu. Peki bu hava ne zaman böyle birazdan normale dönüp normalleşebiliriz? Yani bu ayın sonuna kadar böyle mi? Yoksa genel enerji mi? Başak Burcu'nun dolunayımız var. Satürn Merkür kavuşumla. Tabii ki Başak Burcu'nun yöresi Merkür Satürn'le kavuşuyor. Su zaman böyle zaman su gibi akıp gidecek. Zamanın da kıymetini bilmeye başlayacağız. Öyle alttan almayacağız yani, bir şey zamana bırakıyor falan diyemeyeceğiz. Zaten bu dönem yaşadığımız konularda 25 Şubat'la beraber artık böyle oluşma doğru gider. Ama böyle çetrefilli bir Şubat. Çetrefilli bir Şubat. Geçen seneden beri böyle Şubat aylarını pek sevemedim açıkçası. Evet, bu Şubat'ta çetrefilli bir Şubat. Bakalım nereye varacak bu Şubat. Ben yani, de merak etme değilim. Yani şey yapmasınlar, hani böyle şimdi sabit bir enerji olduğu için değişime direnmemeleri gerekiyor. Birazcık daha esnek olmak, hani bir hava burcu, bir tanesi toprak burcu. Nefes egzersizleri yapsınlar, hani kendilerini böyle şey hissettikleri zaman. Buna dikkat et. Zaten sağlık konuları çok önemli olacak ki, bak benim sesimden de anlıyorsunuzdur. Ben 3-4 gündür böyleyim, gecede uyuyamıyorum. Böyle sürekli bir öksürük. Gece uyutmayan bir öksürük, böyle gıcık bir öksürük. Sağlık konuları gündeme gelecek. Hatta şey de olabilir, hani gene kapanacak mıyız ya kapanmayacak mıyız konuları falan filan da, korku da hüküm sürebilir dünya genelinde. Buna dikkat etmeleri lazım. Aynı zamanda şey de çıkabilir. Bak yeni bir ilaç. Sonra bu kapsül, yani kapsül gıdalar, bunlarla ilgili konular da gündeme gelecek. Yani hep kötü mü? Değil. Yeni icatlar gelecek, yeni buluşlar gelecek. Bak astrologlar gündem olacak, astrologlar kapışabilir. Ondan sonra uzay, astronomi, gene uzaylılar, hatta uzaylılar bu sefer tanışabiliriz de yani. Artık tanışalım ya. Ya tanışabiliriz diye düşünüyorum. Bence güzel olur uzaylılarla tanışmak. Fena değil, neden olmasın? Bir de onu deneriz. Gelsinler.
Ama şeye dikkat etmek gerek. Şimdi Uranüs bizim 11. evimizde olduğu için sosyal grupları etkiliyor. Mesela maç olur. Hani özellikle futbolla ilgili. Hani taraftarların yürüyüşleri, protestoları. Bu futbol takımlarının yöneticileriyle ilgili konular da gündeme gelecek. Buna da dikkat etme. Çünkü o sonuçta 11 5 aksını etkileyen bir yeni aydan bahsediyoruz. Ünlülerle ilgili konular, fenomenlerle ilgili konular. Bakın yurt dışına kaçmalar. Çünkü Satürn orada kısıtlar, kaçamaz. Yani yeni ay haritasına baktığımızda şöyle açayım ben yeni ay haritasını. Yeni ay haritasında 3-9 aksında oluyor. 3-9 aksı eğitim demek, trafik demek, eğitim, toplu taşıma demek. Toplu taşımalara dikkat etmeleri gerekiyor. Yani toplu taşıma araçlarında hani kazalar maza Allah korusun olabilir. Ya bu dönem tabii uçak kazaları, helikopter kazaları da gündeme gelebilir. Elektrik çarpması. Evde de bunlara dikkat etsinler. Yani çoluğuna çocuğuna çok dikkat etsinler. Benim başıma geldiği için elektrik çarpmaları gündeme gelebilir. Ama 3-9 aksı tabii ki de 3-9 aksı önce uluslararası ilişkiler, seyahatler, eğitim, akademik konular, öğrenciler, özellikle üniversitelerle ilgili konular gündeme gelecektir. İşte Yargıtay, böyle mülteci sorunları. Çünkü Satürn dip noktamızda. Yani Satürn dördüncü evde. Yani dip nokta dediğimiz yer bizim dördüncü ev. Tabii ki bu ne yapar? Milli binalarla ilgili konular. Tarım, toprak, sınırları koruma. Hani sınırlarla ilgili konulara. Kova tabii kolektif olunca artık hiçbirimiz şey yapamayacağız. Hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyemeyeceğiz. Yani dünya olarak, dünya insanı artık hani birbirini koruyup kollayacak. Çünkü artık halklara geçti. Halklar birbirini koruyacak. Hani böyle diktatör yönetimler, şunlar, bunlar işte değişmek zorunda kalacak. Değişime ayak uydurmak zorunda kalacak. Peki, bu süreçte borsa, altın, dolar bunlar da yükselme görecek miyiz? Yani Buket. var. Bu yıldız zaten altınla falan ilişkilendiriliyor, altınla gümüşle. Yani olabilir. Ama gene de yatırım araçlarına dikkat etmek lazım. Hani Uranüs Boğa'da yani iniş çıkış olur. Burada ne var? Güven ihtiyacı var ya Uranüs. Şimdi sonuçta Uranüs'ü Venüs yönetiyor. Venüs de Oğlak Burcu'nda. Kontrollü ilerler diye düşünüyorum ben. Bugün borsa galiba en yüksek seviyede ulaşmış. Yani gerçekten ciddi bir farklı bir evre yaşıyoruz. Hani böyle her şeyin bir anda bir araya toplanıldığı gibi, her şeyin bir anda böyle olduğu gibi bir şey oluyor ama ne oluyor gibi olduğu bir ayın içindeyiz ve bugün daha ayın 8'i. Hani İzlanda'da üçüncü kez bir yanardağ patladı ki her zaman patlayan yanardağlar ama Ama bu bunun mesela bu yeni ay 20 Nisan 2023'teki Koç burcundaki yeni ay güneş tutmasını tetikledi. Amerika, Orta Asya, mesela Filipinler, Şili bu bölgelerde depremler olabilir mesela. Yine bir patlama yanardağ yani onunla ilgili bir konu olabilir. Ama bak Amerika'da mesela karıştı. Onda da gene sınırlarla ilgili bir şeyler oldu yani karıştı. Kova yeni ayıyla beraber hani kova yeni ayının etkisini almıyoruz ya hissetmiyoruz ya hissediyorsun. Mesela onlar Plüton kova. Kova çağında kurulmuş bir ülke. Yani özgürlükler ülkesi zaten onların şeyi de özgürlükler ülkesi. Plüton yani kova özgürlük demek zaten. Ama yani buna bak bize baktığımızda dördüncü evinde beşinci hani beşi etkiler mi? Yok ama hani evet dikkat etmek yani yatırımlar konusunda gene de Uranüs'ün boğada olması, Uranüs buradan da Güneş Uranüs karesinin alması yatırımlar konusunda dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle dijital paralar konusunda. Onlar da bir ani çıkış olabilir. Evet. Var mı bu yeni ay başka efendim? Yani kare açılarda ben çok şey beklemiyorum. Hani genelde ani olaylar, birden çıkışlar oluyor. Hani sinirleniyorsun, bir diyorsun ki sinirlenmeyin, sakin olun. Bu da öyle bir şey. Var mı yeni aya eklemek istediklerin yoksa yavaş yavaş bizlere doğru gelelim mi? Yani şey, bakalım ben bayağı bir not aldım ama şimdi
Yok, bir şey de kalmamış çok. Yani biraz işte siyasi konulara dikkat edin. Çok yazıp çizmeyin sosyal medyada. İşinize bakın. Ama tabii burada reklam, pazarlama, tanıtım konularınız varsa, çünkü Kova Stadyumundayız. Merkür de burada. Dijital pazarlama. İşinizi tanıtırsınız, kendinizi tanıtırsınız. Bu konularla ilgili çok şanslı olacaklar. Peki, evet. Türkiye'de beklediğin bir deprem var mı Buket? Ya şimdi Satürn bizim nereden geçiyor? Rusya, Karadeniz ve Ankara'nın doğusundan doğru aşağıya iniyor. Eski kadim astrologlara göre Satürn dip noktada olması depremleri tetikliyormuş. Yani onların gözlemlerine göre. Ben daha çok depremden ziyade hani olabilir mi? Olabilir. 5 ve üstü olabilir. Ama daha çok sanki sularla ilgili. Birazcık hani iç güvenlik çok önemli olacak gibi gözüküyor bizim için. İç sulardan kastın? Yani güvenlik. Hani sularla ilgili bir sıkıntılar olur. Büyük bir deprem olasılığı beklemiyorum bizim ülke için. Umarım olmaz ama Filipinler, Şili, işte o tarafta olabilir. Peru tarafında, Amerika'da olabilir. Fırtına, sel, kıyamet gibi böyle şeyler. Bizde daha çok böyle iç güvenlik sorunları. Yani buna dikkat etmek gerekiyor sanırsam biraz. Hiç adını söylemek istemiyorum, anmak da istemiyorum. Hani derler ya. Enerjiyi hani çoğaltmak istiyorsun, anladım ben seni ya, ama yine de temkinli olmak lazım. Çünkü Hatay bölgesinde biliyorsunuz daha geçen gün birinci yılını maalesef. Onların Plüton'u Aslan ve 0 derece 1938'de bize katıldıklarından beri o bölgenin. Plüton karşıtlığı yaşıyorlar ve Mars bu alana gelecek. Yani iki tane kötücül buluşacak. Abi kardeş dediğimiz. İkisi de akrebin yöneticisi. Ve kolektif bir burçta. Ve biz yani TR'nin 8. evinde. Yani burada dikkat etmek lazım mı? Evet, sınırlara dikkat etmek lazım mı? Lazım. Topluluklarla ilgili konuları gündeme getirir. Zaten biliyorsunuz Plüton'un geçtiği hat doğu bölgesinden geçiyor. Hani Kazakistan, Ermenistan ki bak bayağıdır da oradan geçiyor ve karışık ortalık. Aşağı doğru da iniyor. Orada da savaş çıktı. Burada güçlü bir değişim var, enerjisi var zaten. Birçok ülkede biz bunu göreceğiz önümüzdeki süreçte ki 6 aylık bir süreçte göreceğiz. Savaş çıkar mı diyorlar. Savaş birazcık daha teknolojiye döner. Ama çok büyük bir uçak kazası bekleyebilir miyiz? Hava saldırısı bekleyebilir miyiz? Ya da hava ihlali bekleyebilir miyiz? Yani benim hava sahama girdi de falan da filan da böyle konular gündeme gelir mi? Gelir. Uçağa bineceğim. Buket, bineyim mi binmeyeyim mi? Yani böyle olunca insan da bir şüpheye biniyor. Bineyim mi? Ama yapacak bir şey yok yani. Yani onunla milyonda bir ihtimal olma olasılığı da var ama gene uçak kazaları olma durumu var mı? Var. Ama o Satürn'ün oradan geçmesi işte Karadeniz hattı, hani Karadeniz havaalanlarını da etkileyen durumlar olabilir. Çünkü Plüton Altair hattında. Yani Altair de aslında sevdiğim bir yıldızdır. Astrolojiyle alakalı da bir yıldızdır. Hava olaylarını da gündeme getirebilir. Uzayla ilgili konuları gündeme getirebilir ama çok büyük kazaları da gündeme getirebilir. İşte Mars'ın o alana girmesi birazcık yani rahatsız edici bir durum. Rahatsız edici bir durum. Çok iyi anlıyorum. Hatta ortalık karışabilir. Yani öyle hani millet çiçeği aldım gidiyorum sevgilime falan ama kafanızda yersiniz çiçeği. Bak söyleyeyim yani. Yani o çiçeği ben zaten şey diyorum ya, 14 Şubat'ta bence kimse dışarı çıkmasın. Herkes evinde mis gibi sıcak çayını içsin. Herkes böyle yapsınlar. Hani sevgiliniz varsa öyle çıkayım göstereyim falan yapmayın. Minnoş evinizde oturun. Çünkü Mars'ta Plüton 14 Şubat'ta kavuşuyorlar. Böyle böyle akkök gerekok ortaya çıkar. Hani öyle ya, ne yardan ne serden diyenler de bu olaylar da ortaya çıkar. Haberiniz olsun, o çiçekler kafanızda paralanır. Evet, sevgilisi olanlar ya da evli olanlar bence evinizde oturun, çıkmayın dışarı. 14 Şubat'ta bir günde kapitalizme uymayın, evinizde sıcak çayınızı için diye şuradan bir dipnot bırakalım. Bizlere neler söylemek istersin Buket? Neyle? Burçlarla bizlere.
Tamam, burçlara geçelim. Şuradan açayım ben burçlarımızı. Burçlar aslında normalde iyiler. Çok kötü bir şey görmedim ben onlarla ilgili de. Bireysel değil miyiz? Globalde biraz sıkıntılı ama bireyselde bir tık daha iyiyiz anlaşılan. Evet, bireyselde iyiyiz. Bireyselde öyle çok fazla şey yok da bir de açabilirsem eğer. Dikkat etmeni gereken yerler var. Birazcık zorlanacaklar aslında. Hani şöyle zorlanacaklar. Uranüs karesi olduğu için burada ani öfke verebilir. Hani sakinliğini korumaları gerekiyor. Bir de umarım inşallah hani böyle değişken burçlarda gezegen yerleşimleriniz vardır. Daha rahat atlatırsınız. Çünkü değişken enerji olmayınca bir haritada tepkiyi de ona göre veriyor. Mesela ben iki sabitleyim. Ayım değişken de benim. Ama beni çok zorlayan mesela aşırı zorlar. Değişime çok aşırı direnirim. İlle de bir şeyi oldurmaya çalışırım. İşte aniden olur zaten değişime ayak uyduramadığım için ne kadar ayın da olsa orada zor oluyor. Şuradan bir açayım ben burçlarımızı. Şubat ayı şöyle gözümüz açıp kapansa ve Mart'ı beklemeli miyiz Buket? Sen ona bakarken onu da hemen... Mart güzel aslında. Yani Mart'ı beğendim. Bekleyelim mi Mart'ı? Bol bol o zaman Mart'ı konuşalım mı? Konuşabilir miyiz Mart'ı böyle keyifli keyifli? Mart'ta birazcık daha keyifli konuşuruz. Ya Şubat da aslında o kadar gergin değil. Hani Şubat'ın enerjisi de o kadar ama global anlamda hani kolektif anlamda gergin bir enerji var. Çok fazla zam gelebilir. Yani işte tepkiler gelecek. Yani insan tepkiler gelebilir. Hani haklı olarak tepkiler gelebilir. Ama tabii bu siyasi konularda temkinli yaklaşsın. Herkes öyle yaklaşsın. Yani istifalar da gelebilir. Özellikle bakın maliye ile ilgili konular çok konu. Maliye bak, Hazine Bakanı. Bunlarla ilgili çok konuşulabilir yani. Bankalar, banka müdürleri. Onlar çok gündeme gelecek. Görevden alınmaları olabilir, istifaları olabilir, yer değişiklikleri olabilir. Çünkü biz asıl 8. ev konuları finanstır ya. Mesela ülkenin bir anlaşması, 7. evde anlaşmalardır, iki ilişkiler, ortaklıklardır. Yaptığın anlaşmalar bozulabilir. İthalat, ihracat konularında sıkıntı yaşayabilirsin. Ani gelişen olaylar gündeme gelebilir. Bu konularla ilgili sıkıntılar olabilir. Evet, koçlara gelelim. Şimdi koçların 11. evinde oluyor ve koç teraziler dinlesin bunu. İkisini bir anlatacağım çünkü. 11 5 akslarında olacak bu yeni ay. Tabii ki aşk, ilişkiler, çocuklar, hobiler, sosyal gruplar alanlarında etki edecek. Uranüs'ün karesi 2 8 akslarında oluyor. Borç alıp vermemeye dikkat etsinler. Yatırım konularına çok dikkat etmeli, temkinli yaklaşmaları gerekiyor. Özellikle terazilerinde buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aşk ilişkisi yüzünden arkadaşlık ilişkileri bozulabilir. Arkadaşlık ilişkisi yüzünden aşk ilişkisi bozulabilir. O yüzden 14 Şubat'ı evinizde geçirin. Özellikle uyarıyorum. 14 Şubat'ı evinizde geçirin. Yani burada yeni fikirler, yeni arkadaşlar, kariyerden gelirlerinde artış olabilir. İşte bir hobisini mesleğe çevirebilir. Kariyer gelirinde artış olabilir ki büyük ihtimalle de öyle olacak. Parasal konularda da şanslı olacaklar çünkü. Önümüzdeki Mayıs'a kadar ciddi anlamda şanslılar. Burada yeni fikirler, yeni projeler içinde olabilirler. Yeni insan toplulukları içinde olabilirler. Yeni bir hobi edinebilirler ve koç terazilerden bahsediyorum. Mutlaka koçu dinlerken teraziye dinleyin. Çünkü kesin karşıtı aksınız. 11-5'ten alıyorsunuz. Akslar karşılıklı çalışıyor çünkü. Satürn 12. evlerinde burada birazcık onların temkinli olması lazım. Ruhsal konulara çok fazla ağırlık verebilirler. Ama lütfen aşk, arkadaşlık konularına biraz temkinli yaklaşsınlar. Özellikle 14 Şubat'ta. Plüton zaten 11. evlerine girdi. 5-11. Aşka bakışları, hayata bakışları, geleceğe ait planları, her şeyleri değişebilir onların. Değişsin. Evet, ben koç. Koç, yükselen balık. Evet.
Açık vermeyelim ya, söylemiyoruz, ben söylemiyorum, söylemiyorum, kesiyoruz burayı, canlı yayınlayız, kesemiyoruz ama olsun. Güney Koç burcu mu? Bazen yani unutmamak çok kötü. Biri bir şey diyor, ben diyorum biliyorum diyorum, sen böyle böylesin diyorum, ya diyor nasıl hatırlıyorsun, hatırlıyorum, çok ilginç. Güzel, Koç burcuyum, bu tarafı aldım, kabul ettim ama pek balığı kabul edeceğimi söyleyemem yani. Şimdi öyle düşünmemek lazım. Şimdi koçlar tutulmalarla sizin tarafınızda ya, bir de yükselen balıkta baktığımız zaman ikinci evinden tutulma oluyor. Yani zenginlik de verebilir. Bak kariyerinden gelir artışı vermiş. Yani yükselen koçlara. Balıkta da koç ikinci evin oluyor. Tutulmayı da oradan alıyorsun. Yani hani zenginlik yaptığın bir girişimden dolayı para kazançlarının artması falan diye düşüneceksin. Hep iyi düşüneceksin. Kötü düşün. İyi, iyiye alıyorum ve kabul ediyorum. Sisteme gönderiyorum, evreni gönderiyorum. Evet, öyle yapacağız. Şimdi gelelim Boğa Akrebe. İkisini bir dinleyin arkadaşlar. Şimdi 14 aksında yeni ay gerçekleşiyor. 10. aksa yani Boğalar özellikle kariyer konularında çok şanslı bir dönemdeler. Merkür, Mars, Venüs onlara kariyerlerinde bir üst noktaya taşıyabilir. Ünlü olabilirler. Kendilerini dijital ortamda gösterebilirler. Şanslı oldukları bir döneme girdiler. Onlar mesela akrepler de ev, aile, yuva, yerleşim, kariyer konuda çok şanslılar. Onların da dikkat etmesi gereken yer, yükselen birinin 7. evinde diğerinin yükselenine bir kare açı alması. Hayatlarında ani ilişkileriyle ilgili ani kopuşlar olabilir. O yüzden onların Satürn'de 11'i 5 aksanından geçtiği için mevcut olan ilişkilerine biraz tutunsunlar. Hani öyle anisine ya üf defol git falan demeyin, tamam mı? Demeyin. Balık ve akrepler. Yani. Pardon. Boğa ve akrepler. Boğa ve akrepler dikkat etsinler. Yani mesela onların da evde tartışmalar çıkabilir. Hani ev, kariyer hayatlarında, ev hayatlarında tartışmalar gündeme gelebilir. Otoritelerle gelebilir. İşte üstleriyle tartışabilirler, aile büyükleriyle tartışabilirler. Şu 14, 13, 14, 15 Şubat da böyle geçirin. Hani sakin sakin. Çok böyle aile büyüklerinizle, eşinizle, işte patronunuzla falan tartışmamaya çalışın. Onun dışında Kova yeni ayı onlara da iyi gelecek. bak gene başladı. Kova yeni ayı onlara iyi gelecek. Hem kariyer hem aile kurma, evlilik konularına da iyi gelecek. Şanslılar aslında baktığımız zaman. Bir de onların şeyi var, 12. evlerinden alıyorlar ya 6-12 aksında. Yani yeni bir iş kurma, hayallerinin peşinden gitme, hayallerini gerçekleştirme şansı. Özellikle Mart'la beraber 9 Mart'ta Balık Burcu'nda bir yeni ay olacak. Hı hı. O yeni ay onlara çok iyi gelecek. O yüzden bu ayı böyle sakin sessiz geçirin. Boğalar ve akrepler mi? Tabii. Yani yeni ay onlara 11. evinde olacak. 11-5 aksında olacak. Yani iki iyicil evlerde olacak yeni ay. Yani şanslı da olacaklar. Hayallerini gerçekleştirme fırsatları da bula yakalayabilirler. Özellikle yani Mart'a kadar, bir Mart'ın ilk haftasına kadar böyle sakin geçirin. Çünkü onların enerjisi de, boğa ile akrep enerjisi de hiç böyle hayra alamet değildi. Böyle sinirlendiği zaman durduramazsın onları. Anlıyorum. Öncüler işte koç terazi öyle değil. Birden sinirleniyor, birden susuyor ama boğa akrep hiç öyle değil. Zor sinirleniyor, hiç oturmuyor bir daha yerine. Alana kadar, son demine kadar. Akrep enerjisinden çok korkarım mesela. O savaş da akrep enerjisinden mesela şeyde çıktı. Terazide çıktı, Mars terazideydi ama akrebe geçince iş iyice uzadı. Yani çok zor o işin bitmesi. Çok uzun vadeye yayılacak. Ben o yüzden akrep enerjisini çok sevdiğim bir enerji değildir. Şimdi gelelim ikizlere. Onların ikizler ve yaylar 3-9 akslarında bir yeni ay alıyorlar. Tabii bu eğitim, uzak yollar, uluslararası ilişkiler konularında onlara ani gündemler verebilir. Özellikle ikizler burçları, yurt dışına ilgili konuları varsa, eğitimle ilgili konuları varsa, işte eşin ikinci evlilik, eşin ailesiyle ilgili konularda ani gündemleri olabilir. Yaylar da aynı şekilde 3-6 aksından alıyor. İş değişikliği gündeme gelebilir. Bunda da hani
eğer mevcut işinizden memnunsan, yani arkadaşın, yani çalışma ortamınızdan memnun değilsiniz ama işinizden memnunsunuzdur. Bu dönem birazcık daha dikkatli geçirsinler. Ama iş değişimleri var mı? İş değişimleri olabilir. Ani iş bırakmaları da gündeme gelebilir. Sağlık konusuna dikkat etmeleri gerekiyor ikizler ve yaylarda. Yine onların da Satürn 4 10 akslarında olduğu için hayatlarında da ciddi adımlar, hani hem kariyerle ilgili konularda hem evlilik, aile, yerleşim konularında hem sorumluluk almaları gerekecekleri bir döneme girdiler. Hem de hayat onları birazcık daha evlendirmeye, sorumluluk almaya, daha sağlam bir kariyere doğru götürüyor. Hadi bakalım. Gitsinler, sağlam bir kariyer beklesin onları. Evet, dedim. Ve oğlaklı. Yengeç de oğlaklar çok çekti ama yazık. Oğlaklar hele ne çekti? Yengeçler ayrı çekti, oğlaklar ayrı çekti gerçekten. Yani Plüton oğlaktan çıkana kadar canlarını okudu oğlakların. Yengeç de karşıt burcu. Yengeçleri de alaşağı etti biraz. Tabii o Plüton'un kovaya geçmesi onları biraz rahatlasa da tekrar bir geri gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi burada ne var? Onların 8-2 aksında olan, yani bizim TR haritasında da öyle. 8-2 aksında olan bir yeni ay alacaklar. Parasal konular, miras, nafaka, prim konularında etki alacaklar. Uranüs'ün burada yine onların 11. evine yaptığı bir açı var. Arkadaşlarınız da borç alıp verirken dikkat edin. Yatırım konularına dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda hani yengeçlerin, eğer şimdi 20 derecede olduğu için bu, ikili ilişkiler tarafını da etkiliyor. Şimdi eğer ilk derecelerdeyseniz Plüton sizin 7. evinizde. İki ilişkilerinizi de etkileyen etkiler alabilirsiniz. Mars hala çünkü sizin 7. evinizden de çıkmadı. Burada böyle bir etki verebiliyor. Onun dışında ne verir? 9. ev birazcık davalı konularla uğraşmak zorunda kalabilirler. Miras, nafaka, prim bu konularla ilgili onların gündemleri olabilir. Biraz hayata bakışları da onların değişecek. Ama 2-8 aksı biraz sanki estetik meslek de yaptırabilirler. Böyle değişime gitmek isteyebilirler. Biraz marjinallik isteyebilirler ama zamanı değil. Beklesinler. Yani biraz ayın 20'sini falan, 25'ini beklemek lazım. Çünkü ayın 20'sine kadar biraz kaoslu gidiyor. Ne yapalım? Yani taksi biraz değişim dönüşümü de getirir. Hem kendilerini değiştirmek isteyebilirler. Ama yengeçlerin önünü bence birazcık daha, hani yengeç oğlak aksının önü birazcık daha rahatlayacak. Sanki kendilerini de biraz aşacaklar gibi eğitime başlayabilirler. Bu dönem onlar için öyle gözüküyor. Aslan kova. Evet. İşte onları es mi geçsek? Aa, çok kızarlar. Geçemeyiz. Gerçeklerle yüzleşmek durumundalar. Bir aslan olarak ben kaç gündür yüzleşiyorum. Şimdi aslanlar ve kovalar aslanların 7. evinde oluyor. Kovaların 1. evinde oluyor. 1-7 aksından alıyorlar. Tabii ki onlar da şöyle ikili ilişkiler, yani ben, sen, dengeler, ikili ilişkilerle ilgili ve 10. ev, 4. evlerini etkilediği için ayrılıklar gündeme gelebilir. Aynı zamanda güçlü kişilere çekilebilirler. Marjinal birliktelikler kurabilirler. Hani olmaz, olmazları oldurabilirler. Böyle bir etkisi var onlarda. Özellikle kovalarda böyle bir yer değişimi, hani ülke değişimi, yer değişimi, ani kararlar verebilirler. Aslanlar daha çok ikili ilişkiler, hani evlilik, evlenme ihtimalleri yüksek. Biraz söylemlerine dikkat etmeleri lazım. Bu dönem hani ilişkileri varsa, hani kaybetmek istemiyorlarsa dikkat etsinler. Onun dışında onların Satürn de zaten 8. evlerinde, 8-2-8 akslarında parayla ilgili konularda onları biraz sınıyor. Hani paralarını tutmaları,
çok harcamamayı, mesela aslan gösterişlidir ya, biraz çok harca. İşte kova da aslında eli boldur, kovanın da öyle yani. Biraz yatırımlara dikkat etmeleri, gerçekçi adım atmaları konusunda dikkatli olmaları lazım. Ama kova yeni ay ikisine de iyi gelir. Sadece şeye dikkat etmeleri lazım. Yani kariyerinde ani değişimler gündeme gelebilir. Gördüğünüz deli dönün geri, öyle diyeyim. Hani herkese uymayın. Çünkü en bu ara aslan, boğa, akrep kovalara pek yaklaşacağım, yaklaşmamasını tavsiye ediyorum. Evet. Evet, Başak balık aksı. Ya işte bak, Başak balık aksı çok güzel. Bir de onlar yani 24 Şubat. Evet, 24 Şubat, 25 Şubat'ta bağlayan gece bir dolunay alacağız ya Başak Burcu'nda. Biraz orada zorlanacak onlar ama burada nerede etkili? 6-12 aksından alıyorlar. Bayağı bir süre de buradan etki alacaklar zaten. Bir, sağlığa çok dikkat etmeleri gerekiyor onların. Sosyal medyaya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aklına gelen her şeyi söylememeleri gerekiyor. Çünkü 6-12 aksı hem sağlık, hem çalışma ortamları, hem kapalı yerler, hapishaneler, hastanelerle ilgilidir. Sonuçta 3-9'dan da Uranüs alıyorlar. Bu da hem uluslararası davalık konular, sosyal medya, bu konularla ilgili, trafikle ilgili. Hem sağlığınıza dikkat etmeniz, hem trafikte dikkat etmeniz. Bu dönem birazcık daha sakin, sessiz olmanız. Yakın çevre ilişkilerinize de hani çok ani fevri çıkışlar yapmamanız gerekiyor. Satürn onların işte 7. evinde, 1-7 aksında zaten. Onların hayatta artık böyle sorumluluk alın. İlişki sorumluluğu, kendi sorumluluğu, hayatın her anlamda sorumluluğu kaldıracağı için bu dönemi böyle geçirseler çok iyi olacak. Çok fazla şey yapma, çünkü 24-25'inde burçlarında bir dolunay yaşayacaklar. Bu dönemki olan konular, yani söylediklerine çok dikkat etsinler. Sağlıkları çok çok önemli olacak. Ki Plüton da zaten hem birinin 12. evine, Mars'la beraber girecek, kavuşacak. Diğerinin de 6. evine girecek. Yani iş alanı, sağlık alanı karışabilir. Yani balık başak aksı böyle gidiyor. Balıklar temkinli olsunlar diyelim. Burada dereceler önemli mi Buket? Yani bu şimdi bir sürü sistem var. Holstein var. Biz hani burç burç baktığımız. Ama herkesinki birbirini tutmuyor. Mesela 10 derece diyelim ki 10 derecesin. 10 derece yengeçsin. Şu an 20 derecede ya. Sen aslanı da okumalısın. Yani 30 derece olduğu için biz derece ilk derecelerde olduğu zaman tamam fark etmiyor ama son mesela ben diyeyim 20 derece boğasın. İkizleri de okuyacaksın. Yani bir sonraki de okumasın çünkü etki alıyorsun. Birinci evin ikizler olmuş oluyor. Şimdi bu bilgiyi de izleyiciler bilsin ki ona göre ne yapacaklarını bilsinler. Kırılmış burçlar var. Yani o derece derece ayırıyoruz. Sizin doğum saatinize göre oluyor zaten bu. Eğer son mesela 20 derecede olduğu için mesela özellikle sabit burçlarda gezegen yerleşimleriniz varsa, özellikle iç gezegen yerleşimleriniz varsa, işte Güneş, Ay, Merkür, Mars, Venüs gibi direkt etki altındasınız. İç gezegenler hızlı çalışıyor, bir etkiyi de hızlı veriyor. Dış gezegenler gibi değil. Dış gezegenler bizde Jüpiter, Satürn, Plüton, Uranüs'tür. Yani Neptün'dür. Bunlar yavaş çalışan gezegenler. Etkilerini birden göstermezler. Bir Uranüs gösteriyor arada. Etkisinin o kadar yüksek. Diğerleri bu kadar hızlı bir giriş yapmıyor yani hayatlarınızda. Biraz zorluyor ama yavaştan yapıyor. O yüzden ev giriş dereceleri önemli oluyor bizde. Yani o şekilde bakıyoruz. Ben hiç Holstein'e göre bakmıyorum. Hani burç yorumu yaparken Holstein'e göre bakıyorum ama onun dışında bakmıyorum. Anladım. Var mı eklemek istediklerin Buket? Yani anladığım kadarıyla ben mesajı şöyle anladım. Çok risk alma. Hani kalabalığa girme. Manipülasyona gelme. Evet. Kendi içine gücüne bak. Dilini tatlı tut. Ekşiye kaçma. Yani ne derler? Büyük lokmaya büyük söz konuşma. Gaza gelme. Ben mesajları genel olarak böyle anladım. Toplumsal olarak globalde sıkıntılı. Çalışsınlar bu dönem çünkü kova sterlimi var. Yani Merkür de kovada. Merkür kovada güzel çalışıyor. Yücelimde çalışıyor. Yani aklına çok parlak fikirler gelebilir. Aniden bir fikir gelebilir. Bunu işte olmaz ya ben bunu yapamam falan diye düşünmeyin. Bunu hayata geçirmeye çalışın.
Yani işinize yönelin. Kendinizi tanıtmaya çalışın. İşiniz neyse. İşte ne bileyim yapay zekayı öğrenmeye çalışın. Enerjinizi buraya harcayın. Hani boş beleş işleri enerjinizi harcamayın. Yani klavye delikanlılığı da yapmayın mesela. Boş beleş işlerle uğraşmayın. Kendinizi geliştirmeye harcayacaksınız. Şimdi Venüs de Plüton kavuşacak 17 Şubat'ta. Yani bu ilişkilerde tutku demek. Yani ilişkileri bağlayacak birbirine. Birçok kişi bu ay evlenme teklifi olabilir yani. Şunu bir atlatın. Mars Plüton kavuşumunda. 14 Şubat'ı atlattınız. Güzel. Evet, 14 Şubat'ı atlatırsak güzel. Öyle mi ya, dedin ki sanki atlatamayacakmışız gibi. Hmm. Bazıları ne yerden ne serden diyor ya, işte onlar artık orada patlayabilir yani. Yani üçüncü kişilerle ilgili konular ortaya çıkabilir. Çünkü biri öfke, yani Mars öfke demek, mücadele demek. Plüton zaten orada tutku demek. Tam oraya Venüs geliyor, tutkulu aşklar dönemi başlıyor ama Mars'ın orada olması ortalığı karıştırır. Mars giriyor çünkü. Ve çok güçlü çalışacaklar çünkü abi kardeş birleşiyor. Eyvah eyvah. Birbirlerine yapabilirler yani. Ne yapsak bilemedim bu konuda. Yani yeraltı krallığının iki yöneticisi birden Kova burcunda kavuşuyor. Yani her şeyi ortaya çıkarabilir. Yani bir de ortaya çıkar şöyle çıkar. Hani bazen ortaya çıkar bir şey ama gizli de kalır. Hani kimse duymaz. Ama şu anda Kova'da olduğu için herkes duyabilir. Ya yani birçok skandalı da duyabiliriz. O yüzden hani yazdığınızda, çizdiğinizde, söylediğinizde dikkat edeceksiniz. Çünkü dijital ortamda taşıyor her şeyi. Yani siber saldırıları olabilir bak bu dönem. Banka hesaplarınızı garantiye alın. Her şeye tıklamayın. Çünkü çok fazla saldırı olabilir. Çünkü dijital ortam gündemde. Merkür oraya geçti. Uranüs zaten kare yapıyor buna. Beraber çalışıyorlar. Yani işbirliği yapıyor gibi düşünün gezegenlere. Aynı zamanda alışveriş yaptığınız yerlere dikkat edin. Bazı mesela alışveriş yaptığımız yerler işte ne bileyim hani isim verebiliyor muyuz şu an bilmiyorum ama alışveriş yaptığımız telefon alışveriş yerlerde işte siber saldırı olabilir, giremeyebilirsiniz. Şifreleriniz güvence altına alın. Gene bunlar gene önemli olacak. Ama tabii internet ve elektrik kesintileri gündemde olur. Yıldırım düşmeleri de. Peki bu elektrik kesintileri sence birkaç gün mü? Ya mesela İzmir'de dün bildiğim kadarıyla 3-4 saat elektrikler kesikti. Hani dönem dönem belirli yerlerde belirli birkaç saat elektrik kesiyor ama burada beklentimiz biraz daha bir tık yüksek mi? Burada birazcık daha fazla. Daha çok hani hava koşullarının sertleşmesi, yıldırım düşmesi. İşte trova patlamaları, yangınları da gündeme getirir. Yani büyük patlamaları da gündeme getirebilir Mars Plüton kavuşumu. Uranüs'ün de burada tabii yeni aya etkisiyle, Uranüs de biliyorsun nükleer santralleri de ilgilendiriyor. Santrali olan yerler birazcık daha da şey olabilir. Santral olan. Hani sızıntı kaynaklı. Ne bileyim kapatılabilir. Ama elektrik kesintileri ve internet kesintileri dolma ihtimali yüksek. Evet, bu zaten hani bir komple teorisyen olarak beklediğimiz bir şey ama hani çok uzun vadeli değil de günübirlik bir gün, iki gün, üç gün gibi hani bekliyoruz. Böyle şeyler olabilir ama bakalım hangi döneme denk gelecek diye de merak etmiyor değiliz açıkçası. Hangi döneme denk gelecek bu var. 20 Şubat'a kadar böyle kaoslu bir durum var dünya genelinden. Bizle bir alakası yok. Hani sadece bizim ülkemizde değil. Dünya genelinde böyle bir kaoslu durum var. Herkes hakkını aramaya çıkacak. İşten atılmalar olabilir. Bakın sendikalarla ilgili konular olabilir. Özellikle zaten 24-25 Şubat sendikalar, çalışma, işte polis, ordu, güvenlik, işte askeri konular, işte hizmet sektörünün, işte doktorlar, sağlık çalışanlarıyla ilgili konular zaten 24 Şubat'ta gündeme gelecek. Hani bu dönem başlayan takip edin. 24 Şubat ne olacak? Hepimiz göreceğiz. Ama özellikle sağlık, hizmet sektörüyle sendikalar, iş bırakmalar, toplu yürüyüşler, bunlara şahit olacağız gibi. Bakalım neler olur Buket. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediklerin? Keyifli bir yayında, uzun bir aradan sonra güzel oldu, keyifli oldu. Evet, ilk defa böyle şey oldum.
Bayağıdır zamanım yoktu. Çok fazla şeyle uğraşıyordum. Ama her hafta yaparız bundan sonra. Tamam, o zaman konuları belirleyelim. Güzel, keyifli keyifli senden de dinleyelim. Ben söylüyorum, 2024 yılında astroloji namına her aya boşluk bırakmadan ayı böyle iyice herkesten dinleyip anlayacağız. Yani insanlar hepimiz ne yapmamız gerektiği, ne yapmamamız gerektiği, dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor, bize ne olacak, dünyaya ne olacak, sonuç ne? Evrensel mesaj ne? Elimizden geldiği kadarıyla ben kendi namıma aydınlatmaya çalışıyorum ama tabii ki bunun en büyük yardımcıları siz konuklarımsınız. Senin 2024'de bir mesajın var mı Buket? Hani bunu da sorayım. Bir mesaj vermek ister misin 2024 yılıyla alakalı? Yani 2024'te harcamalarına dikkat edin. Harcamalarınız çok önemli olacak. Yatırımlarınıza dikkat edin. Sağlık konuları çok önemli olacak. Ama öncelikle kendilerini geliştirmeye çalışmaları ve çağa ayak uydurmaları, bakış açılarını değiştirmeleri çok önemli olacak. Mutlaka astroloji öğrenin. Mutlaka astroloji öğrenin, eğitim alın, körü körüne geçmişte öğrendiğiniz bilgilerle. Astroloji nedir, yalan mıdır, faldır? Bu kova yeni ayı böyle artık hani kısır bilgiler yetmeyecek kimseye. Daha fazlasını öğrenmek isteyecek. Çünkü çok fazla bilmediğimiz, aslında kolektif ve dünya halkını ilgilendiren bilgiler ortaya çıkacak. Ya nasıl? Belki bildiğimiz tarih bile değişebilir. Yeni buluşlar, eski yer altındaki yani hazineler, eski uygarlıklarla ilgili konular. Yani bildiğimiz tarih değişebilir bizim. 240 yıl önce olmuş zaten Plüton hani bu kavuşumlar. 240 yıl önce. Bu Satürn-Jüpiter kavuşumlarında da hep büyük olaylar olmuş. Ne olmuş? Hazreti Muhammed doğmuş. Yani bakın bu Satürn-Jüpiter kavuşumları 2020'de oldu. Kova burcunda. Bu Satürn-Jüpiter, ben de Satürn-Jüpiter kavuşumluyum bu arada. Bir de şunu da uyarayım. 1980 sonu ve 1981 başı doğanlar şu an bir de ne alıyorlar biliyor musun? Kova yeni ayı, Uranüs karesi, Uranüs karşıtlığı. Tek kare alıyorlar. Hayatlarında tam bir dönüm noktasında şu an onlar. Ve yıl yıl bu değişiyor. Uranüs akrepler, Uranüs akrep nesli şu an zorlanıyor yani. Daha bir de bu var astrolojide.